Merhabalar sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar diyorum ama aslında yağmur altında şemsiyesiyle dolaşan sevgili salyangoz. Sana da merhaba. Bazen file benzettiğimiz o güzelim bulut, beyaz bulut, sana da merhaba. Bize merhaba diyen, bembeyaz açmış, gülümseyen sevgili papatya, sana da merhaba. Kıpkırmızı görüp de çok mutlu olduğumuz sevgili gelincik, sana da merhaba. Ve elbette geleceğimiz, aydınlığımız sevgili çocuklar, sizlere de tekrar merhaba. Evet, güzel bir masalla daha sizlerle birlikteyiz. Bir varmış bir yokmuş programımızda. Şimdi öncesinde programımızı takip eden, dinleyen, çok seven bazı çocuklar var. Hepsine göndermem mümkün değil ama aralarından birkaç tanesine masalımızın başında hemen selam göndermek istiyorum. Mesela sevgili Hasan Moaz. Merhaba Hasancığım, nasılsın? İsmail, Zeynep ve Muhammed kardeşler, onlara da sevgiye selamlar. Zümra'cığım, sana da selamlar. 2 yaşındaymışsın, küçücüksün ama hiç bırakmıyor musun, takip ediyor musun programımızı? Sevgiler ve sevgili Talha, sana da selam ve sevgiler sunuyorum. Ha bu arada Ayşe Hümeyra, Ayşe'ciğim, yaptığın o güzel tavşan için, o pembe tavşan için sana çok ama çok teşekkür ederim. Çok tatlısın, çok şekersin. Peki. Arkadaşlar bu arada Ayşenur Ege ablanız güzel bir tekerleme göndermiş bize. Onu okuyarak başlamak istiyorum çünkü tekerlemeleri de çok sevdiğinizi biliyorum. Bakalım sevecek misiniz? Ben çok sevdim. Adı Fındıklı Elma. Pazara gittim, duydun mu? Duydum. Elma aldım, gördün mü? Gördüm. Yıkadım mı? Yıkadım. Yarısı sana, yarısı bana. Yedin mi? Yedim. Doydun mu? Doydum. Afiyet olsun. Evet, işte böyle tatlı bir tekerleme. Şimdi ise masalımıza geçelim. Masalımızın adı Tavşanlarla Kurt. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde ormanda becerikli mi becerikli bir tavşan varmış çocuklar. Hiç kimseden yardım almadan bütün işlerini bir çırpıda yaparmış. Evini ve kocaman bahçesini de tek başına yapmış. Becerikli tavşan her yaz ambarını yiyecekle doldururmuş. Tavşanlar en çok ne sever? Havuç, değil mi? En çok da havuç ve marul saklarmış. Çünkü en çok bunları severmiş. Fakat günlerden bir gün çocuklar aniden hastalanarak yatağa düşmüş. Günlerce yataktan kalkamamış. Bu yüzden kışlık yiyecek biriktirememiş. Buna da çok üzülmüş tabii ki. Hastalığının yanında da buna da üzülüyormuş. Ortalarda görünmediği için arkadaşları becerikli tavşanı merak etmişler. Ve onu ziyarete gitmişler. Yatak yorgan içinde olduğunu görmüşler. Halini, hatırını sorup gönlünü almışlar. Becerikli tavşan, çok üzülüyorum çünkü bu kışı hiç yiyecek bıraktıramadım ben, demiş. Arkadaşları üzülmemesini, kendisine yardımcı olacaklarını söyleyip dışarıya çıkmışlar. Hasta olduğu için ona geçmiş olsun demişler. Bu sırada bir kurdun pusuya yattığını görmüşler çocuklar. Biri ötekine, bu kurt bizim arkadaşımıza bir kötülük düşünüyor olmalı. Öbürü de, peki ne yapacağız? Onu buradan uzaklaştıracağız. Nasıl yapacağız bunu? Önce ben hızlı bir şekilde önünden kaçarım. O beni yakalayacağı sırada sen başka bir yönden görünürsün. O bir sana bir bana koşarken yorulacak arkadaşım. Yorgunluktan yürüyecek hali kalmayacak ve de pes edecek. Evet, böyle kararlaştırmışlar çocuklar. Tavşanlar kendi aralarında arkadaşlarına yardım etmek için. Dedikleri gibi de yapmışlar. Uzun süre tavşanları kovalayan kurt sonunda yorgun düşmüş. İyiliksever tavşanlar o günden sonra becerikli arkadaşlarını her zaman olduğu gibi yalnız bırakmamışlar. Kendi havuçlarından ve marullarından vermişler, paylaşmışlar. Ziyaretine sık sık giderek ihtiyaçlarını gidermişler. Tavşan kısa süre içinde sağlığına kavuşmuş. Eskisi gibi sağlıklı ve neşeli bir tavşan olarak hayatını sürdürmüş. Evet sevgili arkadaşlar, masalımız burada bitti.
Demek ki hasta arkadaşlarımızı ziyarete gitmek, yanında kısa kalmak ve onun ihtiyaçlarını gidermek bir arkadaşlık görevi. Böylece güzel bir masalımızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki masalda tekrar buluşup görüşmek üzere sevgili çocuklar. Şimdilik hoşça kalın.